Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde klavye üzerinden integer yani sayısal veri çekme işlemini yapacağız. Microsoft Visual Studio programımda New Project'e tıklayıp yeni projemi oluşturuyorum. Console Application üzerinden devam ediyoruz. Projeme isim veriyorum. int veri diyorum. OK'ye bastım. Program komutlarımı static void'in içerisine yazacağım. Öncelikle bir integer değişken tanımlaması yapıyorum. Tam sayılar için kullandığımız değer int. int sayı diyorum. Değişkenimde Türkçe karakter veya boşluk birden fazla kelime kullanacaksan boşluk ya da sayıyla başlama gibi işlemler yapmıyorum. Bunlar hatalı değişken tanımlamadır. Şimdi kullanıcımdan sayıyı isteyeceğim. İstediğim sayıyı tekrar sayınız bu muydu şeklinde ekrana yazdıracağım. Öncelikle, öncelikle kullanıcıya diyorum ki sayı giriniz. Console write ile bu işlemi gerçekleştireceğim. Sayınızı giriniz dedim. Daha sonra kullanıcı sayısını ekrana yazacak bu sayıyı kullanıcıdan almam gerekiyor. Yani değişkenimin içerisine atamam gerekiyor. Sayım yani sayı değişkenim konsol nokta read yani konsol satırına yazılanı oku şeklinde alınacak. Daha sonrasında bu okuduğum değeri ekrana yazdırmam gerekiyor. Fakat arkadaşlar şurada bir şeyler ters gidiyor. Yani altında kırmızı dalgalı çizgi çıktı. Yani burada bir problem olduğunu anlıyorum ben. Hemen o zaman bunu düzeltmesini yapalım. Neden bu problem çıktı? Onu da açıklayalım. Arkadaşlar bizim klavyeden girdiğimiz tüm değerleri metinsel değer olarak algılıyor. Yani stringmiş gibi algılıyor. O yüzden şu anda burayı string olarak algıladı. String değeri integer değere eşitlemeye çalıştık. O yüzden burada bir hata verdi. Yapmamız gereken işlem burada okuduğumuz string değerini integer'a dönüştürüp daha sonra sayının içine atmak. Yani şöyle yapıyorum. Diyorum ki convert nokta to int 32 kullanacağım. Buraya kadar kısım olan kısım dönüştürme işlemi yapıyor. Peki neyi dönüştürüyorum? Konsol satırına yazdığım veriyi dönüştürüyorum. Console ile bunu okuyorum. Yani şu an dönüştürme işlemini yaptım. Bakın dalgalı kırmızı çizgi gitti. Şimdi de ekrana bu sayıyı tekrardan yazdıracağım. Console nokta write diyorum. Direkt sayıyı yazdırmak istersem sayı deyip yazdırabilirim. Deneyelim. Sayınızı giriniz. 15 dedim. Evet. Ekranımız açıldı. Verimize girdik. Fakat verimizin sonucunu ekranda göremeden kapandı. Yapmamız gereken işlem neydi? Unuttuğumuz kısım. Console. ReadK. Evet arkadaşlar. Bu detayları unutmamamız gerekiyor. Şimdi tekrar deniyorum. Sayı giriniz. 15. Girdiğim sayı hemen alta yazdı. 15. Bir daha enter'a bastım veya farklı bir tuşa bastım. Ekranım kapandı. Sayınız bu muydu şeklinde bir mesajla verdirmek istersek ne yapacağız? Şuraya vermek istediğim mesajı yazacağım. Araya da artı koyacağım. Yani yazmak istediğim mesaj sayınız bu muydu artı sayı değişkeni. Yani 15 girdiysem 15 şeklinde buraya yazdırıyorum sayınız bu muydu diyorum. Araya bir boşluk bıraktım tırnağın içinde. Tırnaklı kısım benim metinsel ifadem. Verdireceğim mesaj. Burası da değişkenim. Yani kullanıcının girdiği değer. Kullanıcı 15 girdiyse 15, 100 girdiyse burada 100 gösterilecek. Hemen deniyorum, çalıştırıyorum. Sayınızı girin diyor. Bu sefer 9 girelim. Enter'a bastım. Sayınız bu muydu? 9 şeklinde bir mesaj verdirdi. Evet arkadaşlar. Klavye üzerinden sayısal değer yani tam sayı değer çektirme işlemi bu şekilde. Ee, dilerseniz bununla ilgili hemen farklı bir örnek yapalım. File kısmından New'e tıklayıp Project'i seçiyorum. Console Application kısmındayım. Ve projeme hemen isim veriyorum. Int Veri uygulama diyorum. Okey'e basıp çalıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar statik void'in içerisine uygulamamı gerçekleştireceğim. Yapacağım işlem şu. Girilen iki sayıyı toplam olacak. Yani kullanıcım önce birinci sayıya girecek. Daha sonra ikinci sayıya girecek. Bu sayıları toplayacağım. Öncelikle arkadaşlar bir tane sayı bir için değişken. Bir tane sayı iki için değişken. Ve bir de toplam değişkeni oluşturuyorum. Arkadaşlar değişkenleri ayrı ayrı alt alta satırlarda tanımlayabildiğimiz gibi yani şu şekilde tanımlayabildiğimiz gibi aynı satır içerisinde de tanımlayabiliyoruz. Yani yaptığım işlemdeki gibi. İster bu şekilde tanımlayın. isterseniz az önce yapmış olduğum gibi tek satır içerisinde tanımlayın. Tabi bu değişken türleri aynıysa benim gireceğim değişkenlerimin 3'ü de sayısal tam sayı değer olduğu için bir int içerisinde bunları tanımladım. Aralarına virgül koydum. Bakın tanımlama yaparken aralara virgül koydum. Satırımı bitirdiğimde noktalı virgül koydum. Bu detaya dikkat edelim. Şimdi sayı birim kullanıcı tarafından girilecek. Kullanıcıma diyorum ki ekrana bir sayı gir. Console. Write birinci sayıyı giriniz diyorum. Evet kullanıcım artık birinci sayıyı yazıyor. Hemen o sayıyı sayı bir değişkeninin içerisine atmam gerekiyor. Sayı birim ne olacak? Konsoldan okunan satır. Yani konsol satırına yazılan veri olacak. Fakat o veri metinsel olduğu için öncelikle bir dönüştürme yapmam gerekiyor. Convert to int 32 ile dönüştürdüm. Neyi dönüştürdüm? Neyi dönüştürdüm? Konsol satırına, satırına yazılanı aslında dönüştürmüş oldum. Evet bunu yaptım. Sayı birin içine birinci sayıyı aldım. Şimdi ikinci sayıyı istiyorum. Aynı işlem sadece birleri iki yapıp direkt olarak alabilirim. Ama hemen yazıyorum. Konsol nokta write dedim tırnakların arasına ikinci sayıyı giriniz dedim. Ve ikinci sayım neydi? Sayı 2. Kullanıcım sayı 2'yi klavyeden girdi. Ben bunu dönüştürüyorum. Ve dönüştürdükten sonra değişkenimin içerisine atıyorum. Konsol satırına yazılanı dönüştürüyorum. Evet. Sayı 2'yi de aldık. Yani sayı 1'imiz cepte. Sayı 2 de cepte. Artık sıra geldi toplama işlemine. Toplam eşittir. Sayı 1 artı sayı 2. Evet. işlemde de bu kadar. Yapılan bu işlemi ekrana göstermem gerekiyor. Konsol nokta write diyerek bu işlemi ekrana gösteriyorum. Diyorum ki toplamınız 2 nokta. Şuraya da artı ile değişkenimi yazıyorum. Yani metinsel ifade ile bir değişkeni birleştiriyorum. Şimdi böyle yaptığımda çalıştırırsam ekranım siyah ekranım açılacak. Sayıları alacak benden. Daha sonrasında sonucu ekrana göstermeden aslında gösterecek ben fark edemeden ekranı kapatacak. O yüzden console.readkey komutunu da Unutmuyorum. Hemen test ediyorum. Start'a bastım. Birinci sayıyı giriniz diyor. 15. İkinci sayıyı giriniz diyor. 45. Cevabımın 60 olması gerekiyor. Toplamınız 60. Evet programımız gayet düzgün bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Klavye üzerinden integer değer yani tam sayı değer girme işlemi bu kadar. Sizlerde de ödev olarak girilen tarihe göre Yaş hesaplatan bir uygulama yapabilirsiniz. Yaptığınız uygulamanın kodlarını yorumdan paylaşabilirsiniz. Hatalı kısımlar varsa birlikte bakıp düzeltebiliriz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.